Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar coğrafya dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım ama önce klasik sorularla başlayalım istedik bu sefer arkadaşlar. Şimdi soruları harmanlama yaparken, sizler için hazırlarken klasik soruların bol miktarda sorulduğunu gördük. Biz de onlardan önemlileri sizler için şöyle bir ayarladık. Ülkemizde bor madeninin çıkarıldığı yerleri yazınız şeklindeki ilk soru. Arkadaşlar bor madeninin yerlerini biliyoruz ki öncelikle Eskişehir Kırka ilk bölgesinde hemen yazalım. Bir diğeri Kütahya, özür dilerim, Balıkesir'de bulunan Bigadiç bölgesi, ilçesi diyelim. Kütahya'nın yine aynı şekilde Emet ilçesi ve Bursa'nın Kestelek bölgesi arkadaşlar. Buralar Türkiye'deki bor madeninin en çok çıkarıldığı 4 ana yatak, 4 ana bölge diyelim. Ve bu bölümü de şöyle hızlıca geçelim arkadaşlar. Ülkemizde linyitle çalışan termik santrallerden 3 tanesinin adını yazınız demiş. Bakın termik santral biliyorsunuz ki linyitle çalışıp elektrik üreten santrallerdir. Peki ülkemizde 3 tanesinin adını verirsek sizce hangisi olur? Birincisi yine Manisa'nın Soma ilçesinde arkadaşlar. Buraya Soma yazalım. Diğerine Muğla'nın Yatağan ilçesinde var biliyorsunuz. Termik santral. Bunu da yazalım. Bir diğeri de Kahramanmaraş'ın arkadaşlar Afşin, Elbistan ilçelerinde var. Burayı da şöyle kısaca değindikten sonra bu soruyu da sizlere hatırlatmış olduk. Üçüncü sorumuza bakalım. Aynı şekilde yine bizden istenen bir şey var. Bakalım bu sefer neymiş? Ülkemiz tuz ihtiyacını nerelerden karşılamaktadır ifadesi var ki insanın aklına hemen Tuz Gölü geliyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Bu Ankara Konya arasında Seyfe Gölü, Tuz Gölü, Palas Gölü bunlar var. Biliyorsunuz ki en çok onlardan çıkarılıyor. Yani %64 öyle söyleyelim. Tuz Gölü, Seyfe Gölü ve Palas Gölü diyelim arkadaşlar. Bu üçünün tuz çıkarma oranı %64 Türkiye ihtiyaçlarında. Peki daha fazla yok mu? Başka yok mu? Tabii ki var. %28 civarında arkadaşlar İzmir Çamaltı'nda deniz suyundan çıkarıyor arkadaşlar. Çamaltı deniz suyu diyelim buraya. Deniz suyundan elde ediliyor. Aşağı yukarı %26, %28 o da İzmir'in Çamaltı ilçesinde bulunan tesislerde. Aşağı yukarı %8 civarında da arkadaşlar ne diyelim? Kaya tuzu. Evet, bir diğer kaynağımız da kaya tuzu arkadaşlar. Kaya tuzu yatakları diyelim. Evet, en çok %64 civarında Tuz Gölü, Seyfe Gölü, Palas Gölü, %28 İzmir Çamaltı ilçesindeki deniz suyu işleme tesisleri diyelim ve %8 civarında da yine kaya tuzu yataklarından Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşılıyoruz diyelim ve geçelim bir başka sayfaya. Ülkemizde rüzgar santrallerinin bulunduğu başlıca illerden 5 tanesini yazınız ki rüzgarın bol olduğu ilçelerden, illerden bahsedeceğiz arkadaşlar bu soruda. Hemen aklımıza Hatay geliyor. Hatay biliyorsunuz oldukça rüzgarlı bir yer. İzmir aynı şekilde, yani rüzgar santralleri var. Bir diğeri yine aynı şekilde Ege'de Balıkesir. Bir diğer ilimiz, en büyük ilimiz İstanbul. Buralarda rüzgar güllerinin olduğunu biliyoruz. Zaten oralarda yaşayanlar evet haklısınız diyecekler. Ve son olarak da yine o boğaz, Çanakkale Boğazı'nın oldukça rüzgarlı geçiş yönü olduğunu biliyoruz ki bu da rüzgar santrallerinin kurulmasına sebep olmuş bu bölgelere. Diyelim ve geçelim bir başka sayfaya soruyu arkadaşlar. Kültürü oluşturan manevi unsurlar nelerdir ifadesi var ki manevi unsurlardan bahsediyoruz. Bakın dikkat edin, en başta aklımıza dil geliyor arkadaşlar. Bir sonraki din geliyor. Bir sonraki örf ve adetler. Bir sonraki hukuk kuralları. Ve son olarak da ahlak kuralları arkadaşlar. Bunlar kültürü oluşturan manevi unsurlardır. Bunları da bir kez de hatırlatmış olduk sizlere. Diğerine bakıyoruz.
Dünyadaki büyük kültür bölgelerinden 5 tanesinin adını yazınız şeklinde bir ifade var ki dünya çapındaki kültür merkezlerinden bahsederken sizlere bunların neler olduğunu hatırlatmıştık. İşte Batı kültür bölgesi var, İslam kültür bölgesi var, Slav Rus kültür bölgesi var, Afrika kültür bölgesi var, Doğu yani Çin kültür bölgesi var. Bunları hatırlatmanız amacıyla bir kez daha yazalım dedik. İlk önce şöyle Batı kültür bölgesi diyelim arkadaşlar. Şöyle kısaca B yazalım. Bir diğeri İslam kültür merkezi, kültür bölgesi diyelim daha doğrusu. Bu Arap Yarımadası'nı özellikle kapsayan kısımlarda. Bir diğerine bakalım. Slav Rus kültür bölgesi. Bir diğeri Afrika kültür bölgesi. Ve son olarak da Doğu yani parantez içerisinde aslında Çin'de yazabiliriz. Çin kültür bölgesi olarak bunu da sizlere bir kez daha hatırlatmış olalım arkadaşlar. 5 tane dünyadaki büyük kültür bölgesi olarak karşımıza çıkmıştı. Hatırlamış olduk böylelikle. Diğerine bakalım. Türk kültürünü daha doğrusu simgeleyen maddi unsurlardan 5 tanesini yazınız ifadesi var ki Türk deyince, Türkiye deyince insan aklına ne gelir? Özellikle atalarımız Orta Asya'daki Türkleri hatırlayın. En önce aklımıza at geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz at olmazsa olmaz onlarda. Bir diğeri de sembol olarak kullandığımız lale. Bir diğeri otağı yani o zamanki haliyle otağı şimdiki haliyle çadır diyelim büyük kıl çadırları. Bir diğeri Ebru sanatı aklımıza geliyor arkadaşlar. Türklerin yine olmazsa olmaz sanatlarından ve son olarak da aslında geleneksel Türk evleri diyebiliriz arkadaşlar. Buraya da Türk evleri dediğimiz zaman yani Türk kültürünü simgeleyen maddi unsurlardan şöyle 5 tane aklımıza gelenler daha var mı? Tabii ki bir sürü var arkadaşlar. Bunları yazmamız bize puanı aldıracaktır diyelim ve geçelim bir başka soruya. Aşağıdaki boşluklar uygun kelimelerle doldurunuz kısmında ilk boşluğumuz nedir arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Nokta nokta yatakları Akseki, Seydişehir, Milas ve Saimbeyli yörelerinde bulunur. Arkadaşlar Milas ve Saimbeyli deyince aklınıza hemen boksit yatakları, boksit madeni aklınıza gelsin. Burayı hemen doldurdum. Diğerine bakıyorum. Diğerinde Türkiye nokta nokta potansiyeli bakımından Avrupa'da Rusya ve Norveç'ten sonra 3. sırada yer alır. Biz Avrupa'daki üçüncülüğümüzü neye borçluyuz? Elektrik santrallerine. Arkadaşlar buraya hidroelektrik yazalım. Evet, biraz önce bu hidroelektrik santrallerinin nerelerde olduğundan bahsetmiştik illerimizden. Çanakkale, İstanbul gibi. Avrupa'da da üçüncü olduğumuzu hatırlamış olalım böylelikle. Bir diğerine bakalım. Sık sık depremlerin meydana geldiği Erzincan nokta nokta fay kuşağında yer alır ki Kuzey Anadolu değil mi? Buraya da Kuzey Anadolu fay hattı diyelim. Bunu da doldurmuş olalım. Bir kültürün doğduğu yere o kültürün nokta nokta denir ifadesi o kültürün ocağıdır arkadaşlar. Ocağı bulunduğu doğduğu yer anlamında bunu da hatırlatmış olalım. Diğerine bakıyorum. Üretim faaliyeti yetiştirme ve nokta nokta olarak ikiye ayrı. Bakın birincisi yetiştirme diğeri imalattır arkadaşlar. Bunu da şöyle hatırlatalım. Ticareti canlandırması, istihdamı artırması, ülkeye döviz girdisi sağlaması turizmin nokta nokta etkileri arasındadır ki ekonomik tabii ki yazacağımız kelime buraya. Ekonomik etkiler arasında bu saydıklarımız diyelim ve şöyle biraz ekranı yukarı kaydırarak devam edelim. Serengeti, Selous, Ngorongoro, Kilimanjaro Dağı, Manyara Gölü, Maasai Mara nokta nokta kıtasındaki ulusal parklardandır. Evet, yani belgesel izleyenler varsa aslında bunu direkt bilecektir. Afrika kıtası arkadaşlar. Buraya şöyle bir Afrika yazalım. Dünyanın 7 harikası olarak bilinen eserlerden nokta nokta tanesi Türkiye'de bulunur ifadesi var ki arkadaşlar bunu biliyorsunuz. İki tanesi Türkiye'de. Hemen şöyle bir iki tanesini yazalım. Neydi onlar? Birincisi Bodrum'da bulunan Halikarnas mezolesi arkadaşlar. Halikarnas barına da hatta gidenler varsa oraları ziyaret edenler varsa görecektir. Halikarnas çok ünlü onlar da. Bodrum'daki Halikarnas mozolesi. İkincisi de Efes'teki Artemis Tapınağı arkadaşlar İzmir'de. Bu ikisi
Dünyanın yedi harikası olarak bilinen eserlerden ikisi arkadaşlar. Diyelim ve geçiyoruz dokuzuncu ifademize. Ülkemizin Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir köprü vazifesi görmesi nokta nokta önemini artırmıştır. Türkiye'nin nesini artırmıştır? Tabii ki jeopolitik arkadaşlar. Buraya jeopolitik konumunu diyelim. Jeopolitik konumunu, jeopolitik önemini artırmıştır diyoruz. Ve son ifademiz, dünyada ilk ulusal park uygulaması nokta noktada başlamıştır. Neresi arkadaşlar orası? Tabii ki ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştır. Biliyorsunuz 1 Mart 1872 yılında Yellowstone Ulusal Parkı adıyla biliyorsun ilk ulusal park uygulaması Amerika'da başlamıştır. Bunu da sizlere bir kez daha hatırlatmış oldum. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Burada da doğru yanlış bölüm var. Hızlıca bu ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu sizlere anlatalım. Türkiye bakır üretiminde dünyada ilk sırada yer alır bilgisi doğru mu arkadaşlar? Hayır. Buraya yanlış diyoruz. İlk sırada değiliz. Birinci sırada biliyorsunuz ki aşağı yukarı 200 milyon ton civarında Şili bakır üretiminde dünyada birinci, Türkiye değil. İkinci ifademiz, Türkiye'de rüzgar gücüyle çalışan ilk santral İzmir'in Alaçatı bölgesinde kurulmuştur ifadesi. Buna doğru diyeceğiz. Türkiye'de heyelan olaylarının çoğu kış aylarında meydana gelir ifadesi yanlış arkadaşlar. Biliyorsunuz ki heyelan toprak kayması yağışın bol olduğu dönemdir. O da kış ayları değil ilkbahar aylarında olacak. Buna dikkat edin. Hatta Karadeniz bölgesi bunun için en uygun bölge. Diyelim ve geçelim dördüncü soruya. Türkiye'deki sel ve taşkın olayları ile fay hatlarının dağılışı arasında paralellik vardır ifadesi kesinlikle doğru. Türkiye'nin maden ihracatında ilk sırayı mermer ve traverten alır ifadesi. Bu da doğru arkadaşlar. Yurt dışına ihraç ettiğimiz en önemli ilk maden yani listenin başındaki maden mermer ve travertendir. Cevabımız doğru olacak bu soru için ve geçelim diğerine. Dil, din ve inançlar ile ahlak kuralları kültürünü oluşturan somut unsurlardandır ifadesi yanlış arkadaşlar. Bakın somut bizi yanıltmasın, soyut olacak. Onun için bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Dünya üzerinde hem maddelerin bulunduğu bölgelerle sanayi tesisleri ve ürünlerinin pazarlanacağı bölgelerin farklı olması küresel ticareti ortaya çıkarmıştır ifadesi. Tabii ki doğru. Ulusal parkların en çok olduğu kıtalar Asya ve Amerika'dadır ki biraz önce biz bunları saydık. Bunu da doğru diyeceğiz. Dünyanın yedi harikası içinde günümüzde ulaşan tek eser Mısır'daki İskenderiye Feneri'dir ifadesi. Buna yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Giza piramitleri var Mısır'da. Dolayısıyla bu İskenderiye Feneri değil, Giza piramitleri olsaydı doğru diyecektik ama İskenderiye Feneri bize yanlış cevap vermiş. Onun için yanlış diyeceğiz bu soru için. Gelişmiş ülkeler daha çok ham madde ihraç ederken sanayi ülkeleri ithal eder ifadesinde buna da yanlış diyeceğiz arkadaşlar. İşin tam tersi olacak. Yani gelişmiş ülkeler daha çok ham madde ithal ederken sanayi ürünlerini ihraç ederler. Sizden ham madde alırlar. Size işleyip geri satarlar. İşte gelişmişliğin de formülü budur zaten. Diyelim ve geçelim bir başka bölüme. Çoktan seçmeli bölümde yine karşımıza çıkan ilk soruya bakalım arkadaşlar. Nükleer santrallerde radyasyon sızıntısına karşı kullanılır ve suda erimeyen bir madendir. Antalya, Kahramanmaraş, Muş, Eskişehir çıkartıldığı önemli yerlerdendir. Şimdi burada ifade edilen şey biliyorsunuz ki barit madenidir arkadaşlar. Bu önemli çünkü nükleer santrallerde radyasyon sızıntısına karşı kullanılan en önemli maden. Dolayısıyla barit bir D seçeneği olacak bu soru için. Geçelim ikinci sorumuza. Tarımsal faaliyetlerde üretimin sürekliliğinin sağlanmasında beşeri uygulamaların yanında doğal koşulların da çok önemli bir yeri vardır. Söz gelimi yaz mevsiminin yağışlı geçtiği bir bölgede pamuk yetişmez çünkü güneşe ihtiyacı vardır değil mi? Aşağıdaki alanlardan hangisi böyle bir yerde bulunmaktadır ifadesi var. Artvin bölgesi direkt atalım çünkü Karadeniz'de biliyorsunuz ki yaz, kış her mevsim yağışlı olan bir bölge. Rize, Artvin bölgesi. Dolayısıyla Çukurova, Balıkesir, Harran, Antalya buralar yazın güneş alır bol miktarda. Dolayısıyla buralarda pamuk yetişebilir ama Artvin bölgesi bu bölgelerden biri değil arkadaşlar. Cevabımız belli oldu bu soru için. Diğerine bakıyorum. Aşağıdaki
Harita petrol rafinerilerimizin bulunduğu yerler gösterilmiştir. Bakın petrol rafinerileri nerelerde var görüyorsunuz. İzmit bölgesinde görüyorsunuz. Ankara, Konya o civarda, İzmir'de, aşağıda Mersin'de, Adana civarında, doğuda Siirt o civarlarda görüyorsunuz ki rafinerler var. Bunlardan hangisinin kuruluş yeri ham maddeye yakınlık bakımından diğerlerinden ayrılır ifadesi var arkadaşlar. Üçüncü soruda tabii ki görüyorsunuz buradaki 5 numara ham maddeye yakındır ama diğerleri ham maddeye yakın değil. Çünkü bizdeki petrol şu Güneydoğu Anadolu bölgesindedir arkadaşlar. Buradaki petrol zaten yerinde kurulmuş ama diğerlerini görüyorsunuz ham maddenin çıkarıldığı bölgenin dışında olan rafineriler. Onun için cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soru için. Diğer soruya bakıyoruz artık. Dördüncü sorumuz. Tarım, sanayi ve hizmet sektörleri şehirlerin gelişmesinde etkili olan ekonomik faaliyetlerdendir. Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır arkadaşlar? Yani İskenderun, Kırşehir, Yozgat, Karaman ve Aksaray. Yani sizce de cevap direkt Adana seçeneği değil mi? Yani buradaki hem bir liman şehri hem bir sanayi şehri. Dolayısıyla İskenderun'un bu şekilde gelişmişliğini ön plana çıkarıyor. Cevabımız Adana seçeneği olacak bu soru için. Diğerine bakalım. Konya'da yaşayan bir çiftçi sulama imkanı olmayan tarlasını buğday üretiminden sonraki yılda nöbetleşe tarım metodunu uygulayarak nadasa bırakmak istememektedir. Buna göre bu çiftçinin aşağıdaki ürünlerden hangisini üretimini yapması beklenebilir? Yani bu sene buğday ektiyse seneye ne ekebilir bu amca? Tabii ki kuru bakliyat gibi bir şey olacak. Şeker pancarı, mısır bunlar su ister arkadaşlar. Yani pamuk, pirinç isterken nohut biliyorsunuz ki kurudur. Kuru tarım gerektirir. Cevabımız C seçeneği olacak bu soru için. Altıncı sorumuz. Ülkemizde fizibilite çalışması yapılmış ve yapımına başlamış olan nükleer santral o hangisinde doğru verilmiştir ifadesi var ki direkt C seçeneği olarak işaretlerim. Çünkü Mersin Akkuyu ilçesinde yapılacak olan bu santral var ki zaten fizibilite çalışması yapmış. Yani büyük oranda da tamamlanmak üzere. O da Mersin'in Akkuyu ilçesinde cevabımız C seçeneği olacak bu soru için arkadaşlar. Evet geçiyoruz diğer soruya. Evet burada bir maddeler var. Maddeleri şöyle bir hatırlayalım, inceleyelim. Türkiye'de sebze üretimi ile ilgili olarak 1. Yaz mevsiminin uzun sürdüğü ve sulama imkanlarının olduğu yerlerde yapılır. Ulaşım sistemlerinin gelişmesiyle sebzenin tüketiciye ulaşması kolaylaşmıştır. Kış aylarının ılık geçtiği yerlerde seracılığa bağlı sebze üretimi artmıştır ifadesi var. Verilenlerden hangisi doğru arkadaşlar? Bakıyorum ki 1 doğru, 2 doğru, 3 de doğru. O zaman hepsi doğru diyoruz ve cevabımızı E seçeneği olarak işaretleyip geçiyoruz bir başka sayfa arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş sona geliyoruz. Bakalım birkaç soru daha bizler için neler gösterecek. Türkiye'nin sahip olduğu kaynaklar bakımından zengin bir ülke olması kalkınmasında etkili olmuştur. Buna göre Türkiye'deki kalkınmaya en az etki eden kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Bakın en az kaynaktan bahsediyoruz. Toprağımız var çok şükür bereketli. Doğalgazımız henüz yok ama Karadeniz'de bulundu biliyorsunuz 540 milyar metreküp. İnşallah 2023 yılında onu da kullanmaya başlayacağız. Ama şimdilik gazımız yok. Şuna bir işaret koyalım. Akarsularımız, ormanlarımız, jeotermal kaynaklarımız bol miktarda varken doğalgaz arkadaşlar en az etki eden kaynaktır bizim için. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacak şimdilik bu soruda. Ülkemizde bazı yerleşmelerin bulundukları yerde var olan ham maddeden dolayı belirli sanayi kuruluşlarıyla ön plana çıktıkları söylenebilir. Aşağıda verilen eşleşmelerden hangisi bu genellemeye uymaz? Süt ürünleri üretimi Kars. Evet çünkü biliyorsunuz ki büyükbaş hayvancılık o bölgede yapılır. Dolayısıyla bu uygun mu? Bu genellemeye uyar. Seramik üretimi Bilecik. Bu uyar mı? Evet. Seramik çünkü oralarda işleniyor. Zeytinyağı üretimi Edremit. Zeytinleriyle ünlü tabii ki fabrika da orada olacak. İpekli dokuma Bursa. İpek üretici, ipek kozacılığı orada biliyorsunuz meşhur. Pamuklu dokuma arkadaşlar Adana vesaire derse anlayacaktım ama Kayseri diyor görüyorsunuz ki Kayseri'de pamuklu dokuma yetiştiğinden dolayı değil fabrikaların orada olmasından dolayı. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. Çünkü pamuk biliyorsunuz ki Adana, Mersin o civarlarda yetişiyor ama Kayseri'de değil. Cevabımız onun için Edirne seçeneği olacak bu soru için.
Türkiye maden çeşidi bakımından zengin bir ülkedir. Buna göre Türkiye'de maden çeşidinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur ifadesi var. Türkiye'de maden sanayisinin gelişmiş olması ifadesi doğru mu? Evet arkadaşlar. Hangisi etkili olmuştur diyor. Bakın bu şöyle bir ifade işaret koyalım. Türkiye'nin maden ihracatının yüksek olması, maden yataklarının dağınık olması, sanayinin gelişmesiyle madenlere duyulan ihtiyacın artması, vulkanizma ve dağ oluşma hareketlerinin etkili olması. Bakın Türkiye'de maden çeşitliliği oluşmasında diyor. Dikkat edin. Maden çeşitliliğini ne oluşturur? Tabii ki vulkanizma ve dağ oluşma hareketlerinin etkili olması. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği arkadaşlar. Diğerleri madeni oluşturmaz. Maden sonucu gelişmiş olan diğer sanayi alanlarıdır. Dikkat edin soru köküne. Maden çeşitliliğini oluşturan vulkanizma ve dağ oluşumu hareketleridir. Onun için cevabımız E seçeneği bu soru için. Evet, son sayfa ve son sorularımız diyoruz. Türkiye elektrik enerjisi ihtiyacını daha çok hangi enerji kaynağından karşılamaktadır ki biliyorsunuz kömür bizim için olmazsa olmaz her derde deva. Çünkü doğalgazı, elektriği, ısınması hepsi kömürle sağlanıyor neredeyse. Şimdilik en çok enerji kaynağını kömürden alıyoruz. Cevabımız onun için C seçeneği bu soruda. 12. sorumuz. Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesi yetiştirilen tarım ürünleri çeşitliliğini artırmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ürünlerin ülkemizde yetiştirilmesi farklı iklim tiplerinin görüldüğüne kanıt gösterilebilir? Gösterilebilir soru köküne dikkat edelim. Çay, fındık. Karadeniz'de tek tip iklim. Buğday, arpa. Aynı şekilde. Turunçgil, incir. Yine aynı Akdeniz iklimi. Buğdayla çayın yetişmesi, aynı anda yetişebilmesi mesela Karadeniz'de bu farklı iklim tiplerinin olduğunu gösterir. Mercimekli arpa yine İç Anadolu bölgesinde kuru tarım gerektirir. Tek tip isterken buğday ve çay farklı iklim tiplerini gerektirir. Demek ki hepsi olabilecek durumda. C seçeneği buradaki sorunun cevabı arkadaşlar diyelim ve gelelim son sorumuza. Ülkemizde hayvancılıktan elde edilen verimin az olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple son yıllarda canlı hayvan ve et ithalatı yapılmaktadır. Evet, gerekli bir şekilde yetiştiremiyoruz çünkü. Onun için ithal ediyoruz. Buna göre canlı hayvan ve et ithalatını azaltmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Soru köküne dikkat edelim. Hayvan soylarının ıslah edilmesi doğru. Besli hayvancılığın teşvik edilmesi doğru. Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi doğru. Tarım alanlarının mera alanı olarak kullanılması. O zaman tarım olarak tarımı bırakacaksak sadece mera yapacaksak tarımsal faaliyetlerdeki sebze meyveyi nereden alacağız? Dışarıdan mı alacağız? Bu doğru bir hareket değil arkadaşlar. Çiftçilerin ucuz ve kaliteli yem konusunda desteklenmesi olurken tarım alanlarının mera olarak kullanılması doğru bir hareket değildir, yanlıştır diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.